Herkese merhabalar. Sayın TV izleyicileri, klinik psikolog Erdinç Türk ben. Zihin Atlası programına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün 20 Haziran 2001 Babalar Günü. Psikoloji dünyasında baba ilk ve en büyük sigorta olarak adlandırılmakta birçok kuramcıya göre. Hayatın içinde de güvenli bir dayanak, sırtımızı dayadığımız, gelişimimizde en büyük önemlerden, en büyük katkılardan birini sağlayan ya da birçok katkıyı sağlayan tüm babaların bu vesileyle Babalar Günü'nü kutluyoruz. Önemli bir süreç, önemli bir zamandan geçiyor dünya. Bu süreç içerisinde de ilişkilerimiz, psikolojimiz değişiklik gösterebiliyor, farklılık gösterebiliyor. Kimimiz psikolojik yardıma hızlı bir şekilde ulaşabilirken, daha doğrusu istediğimiz önemi ona vermeye çalışırken kimimiz için ise bu kadar da kolay olmuyor. Dolayısıyla bugün programımızı kendi kendine psikolojik yardıma, kendi kendimize bir uzman olmadan minik de olsa, önemli bir ölçüde de olsa nasıl katkı sağlayabiliriz kısmını ayırdık. Elbette ki bazı sıkıntılar, bazı problemler uzman eşliğinde profesyonel bir süreçle çözülebiliyor. Bir psikiyatrla, bir psikologla ya da bir psikoterapistle bu nokta ele alındığında siz bize sıkıntı veren sorunları çözüme götürebiliyoruz ama bazen de bu mümkün olmayabiliyor. Kendi başımıza, kendi kendimize, kendi ailemize, kendi ilişkilerimize ne şekilde yardımımız olabilir? Bu program birazcık bunların üzerine konuşacağız, bunların üzerine birkaç kelam edeceğiz. Tabii önemli bir nokta bu. Bazı psikolojik rahatsızlıklar, bazı psikolojik bozukluklar maalesef ki uzmanla beraber profesyonel bir tedavi yöntemiyle çözülebilmekte. Ama hayatın içinde bazen de ilişkiye yönelik, kendi ve dünya algımıza yönelik, hayata yönelik bazı noktalarda da bazı değişiklikleri kendi kendimize yapabildiğimizde de bu negatif süreçlerin ortadan kalkabildiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün bu noktada ele alacağız. Bize danışan insanların, daha doğrusu profesyonel bir süreç için bize başvuran insanların daha çok iletişim, ilişki ve geçmiş dönem yaşadıklarından dolayı bazı sıkıntılar yaşadığını, bu durumları değiştirmek istediğini görebiliyoruz. Bazı danışan kişilerin de kendi kişilik özelliklerini ya da hayatın içinde diğer insanlarla kurduğu ilişkilerinde yaşanan problemleri çözmek için bize başvurduğunu görüyoruz. Bazı kimseler ise yılların getirdiği bazen yorgunluk, bazen isteksizlik, bazen hayatın içinde uyku, yeme ile alakalı problemler yaşadığı için bize başvurduğunu görüyoruz. Psikolojik rahatsızlıkların teşhisi en az tedavisi kadar da önemlidir hayatın içinde. Dolayısıyla profesyonel bir çalışma hayatın içinde sizi derinden rahatsız eden bir noktada size çözüm sağlayabilir. Fakat durum şudur ki bazı problemler vardır, bazı sıkıntılar vardır. Bu bizler bunları kendi başımıza verdiğimiz emekle de çözebiliyoruz bu noktada. Bunlardan birincisi az önce bahsettiğim gibi ilişkisel problemler olabiliyor. Bir karşı cins ilişkisi, evlilik ilişkisi, arkadaş ilişkisi ya da hayatın içinde sosyolojik olarak toplumsal düzeydeki ilişkiler bazen kendi kendimize yapabildiğimiz değişikliklerle değişebiliyor. Size rahatsızlık veren herhangi bir durum, herhangi bir olgu olduğu zaman hocam kendi başımıza burada ne yapabiliriz? Sevgili izleyenler, bu noktadaki ilk önerim size bir neden-sonuç ilişkisini görebilmek. Neden bunlar yaşanıyor ve bu sonuç neyin sonucu diye bakabilmek. Kimimiz için maalesef ki bu neden sonuç ilişkisini görmek, kurabilmek oldukça zor olabiliyor. Başka bir nedeni başka bir sonuca bağlayabiliyor ya da başka bir nedeni kişiselleştirerek başka bir sonuçla eşleştirebiliyor ya da onun bir sonucu olmadığına dair kendini ikna edebiliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kısım, siz eğer bir problemden muzdaripseniz, ilişkisel bir sıkıntınız varsa, hayatın içinde kendini memnun etmekle ya da memnun olmakla ya da istekli, arzulu olmakla alakalı bazı problemler yaşıyorsanız ya da insanların size karşı davranışlarının yanlış olduğunu düşünüyor ya da kendinizin yetersiz olduğunu hissediyorsanız bu noktada önemli bir adımdır. Bu neden-sonuç ilişkisini kurmak. Ya ben hep bunlar başıma geliyor hocam. Ne yapayım ben hangi erkekle görüşsem işte hep yarım kalıyor ilişkim. Hangi hanımefendiyle bir noktada bir şeyler yaşamaya başlasam sürekli geri planda kalıyorum. İstemeden de olsa ilişkim bir noktada son buluyor gibi bir düşünce yapısı yerine, yani onların bu noktadaki katkısı yerine acaba ben ne yapıyorum ki
bana sıkıntı veren bu olay ilişkisel düzlemde ya da başka bir düzlemde. Acaba ben ne yapıyorum ki? Benim hangi davranışım bu olayların tekrar tekrar başıma gelmesini sağlıyor kısmına bakabilmek oldukça önemli bir kısım. Aynı zamanda da ruhsal olgunluk dediğimiz şey önemli bir aşamasını da oluşturuyor bu. Dolayısıyla mühim olan kısım burada bu neden sonuç ilişkisini kuracakken kendi payımıza ve kendimiz üstüne düşen kısma bakabilmek, yani kendi davranışlarımızı bir nebze de olsun inceleyebilmek. Fakat bu hayatın içinde bazı arkadaşlarımız için kolay değildir. Bazen hayatın içinde sadece biz haklıyızdır. Diğer insanların etkilerinden dolayı bu negatif şeyler başımıza gelmiştir. Bizim yaptığımız tamamen doğrudur, fakat bize davranan, bize geri dönüş yapan, bizimle ilişkide olan insanların ya da bize karşılık veren insanların davranışları yanlıştır. Böyle bir düzlemde düşünüyorsak maalesef ki bir neden sonuç ilişkisini kurabilmek çok zor olacaktır. Şayet böyle bir düşünce şablonu varsa zihnimizde, karşılaştığımız sonuçta çok da farklılık içermez. Daha önceki programların birinde de böyle bir örnek vermiştim. Aynı kapıyı açarak farklı bir yeri görme ihtimalimiz ne kadar yüksek olabilir ki? Neredeyse %0. Her gün açtığınız, evinizden çıkarken açtığınız kapı aynı sokağa, aynı caddeye, aynı mahalleye bakar. Dolayısıyla aynı dertlerden muzdarip bir şekilde bir yaşam sürüyorsanız, aynı noktada ilişkileriniz sonlanıyorsa, aynı noktada hayatın içinde problemler yaşıyorsanız, bakmamız gereken en önemli kaynaklardan birisi, ki zordur, biraz da acı vericidir, biraz da yüzleştirici bir düzlemdir bu bizim için ama yapılabilir bir şeydir. Ben ne yapıyorum ki bunlar yaşanıyor kısmını ele almak oldukça kıymetli olabilir neden sonuç ilişkilerinde. Dediğim gibi bunu natürel bir şekilde, doğal bir şekilde bakabilmek maalesef ki savunmalarımızdan kaynaklı olduğundan dolayı zordur. Kaynağının biz olduğumuzu gördüğümüz bir sorunun üstüne gitmek hepimiz için yorucu, can acıtıcı bir şeydir. Dolayısıyla bu noktada bastırabiliriz, insanları suçlayabiliriz, sorunun kaynaklarını başkalarına atfedebiliriz ve bu da bizi rahatlatır. Fakat bu savunma düzeneklerini az da olsa ekarte edebildiğimizde, işin içine kendimizi katabildiğimizde, işin içine kendi davranışlarımızın sonuçları olarak bakabildiğimizde, inanın bana bu dertten, kederden, elemden çok anlam verdiğiniz, önlem alabildiğiniz ya da değiştirebildiğiniz bir düzleme doğru götürebiliyor insanı. Bunu birazcık denedikten sonra ne kadar hızlı bir şekilde aktive olduğunu görebiliyoruz. Yani hayatınızda pozitif bir noktada işinize yarar bir hale gelebildiğini görebiliyoruz. Ve bu kısım aşırı kişiselleştirme olayıyla da bağlantılı. Bazen hayatın içinde insanların bize karşı davranışlarını, bize karşı söylemlerini ya da bize karşı hareketlerini aşırı kişisel olarak algılayabiliyoruz. Ve bu düzlemde sanki o kişinin öfkesi ya da o kişinin negatif davranışı ya da o kişinin bize gösterdiği, bize bağırması, bize gösterdiği negatif bir şey sanki kişisel olarak sadece şahsımızı bağlar bir düzlemde oluyor. Dolayısıyla bu da bizim için yine bir dert, yine bir keder, yine bir esenlikten uzakta bir noktayı götürebiliyor. Hiçbirimiz yüzüne karşı bağırılmasını, hiçbirimiz yüzümüze karşı negatif bir şeyler söylenmesini oldukça doğal karşılayabilecek bir düzlemde değiliz. Bunun ne olduğunu, neden yaşandığını sorgulayacak bir düzlemdeyiz. Fakat bunu hayatın içinde aşırı bir şekilde kişiselleştirdiğimiz zaman maalesef ki bizimle alakası olmayan ya da bizimle son derece az alakası olan bir kısmı kendi üstümüze çekerek bir dert, bir tasa, bir problem haline dönüştürebiliyor zihnimiz. Dolayısıyla bu noktada yine bir profesyonel yardımda rahatlıkla yorumlanabilen, yüzleşilebilen bir düzlem olabiliyor. Fakat bu mümkündür ki aynı süreci kendi içimizde, kendimiz düşünerek de bu noktada gerçekleştirebiliriz. Bu kişiselleştiriyor muyum ben acaba olayı? Yani karşıdaki kişinin davranışlarını bize münhasır, bize özgün verdiğini hissediyorsak ya da sürekli bu noktada bir algımız var ise, o karşıdaki kişinin sahip olduğu dertlerden, sahip olduğu sıkıntılardan dolayı dünyayı böyle algılıyor ve dünyaya da diğer insanlara karşı böyle davranıyor düşüncesinden maalesef ki bu empatik bir süreçtir aynı zamanda. Gittikçe uzaklaştığımız, kendimizi geride tuttuğumuz bir şey oluyor ve dünyayı kişisel olarak her olan biteni, hayatın içinde karşılaştığımız tüm zorlukları kişisel olarak algılamaya başladığımız zaman maalesef ki psikolojik açıdan da yorulmaya başlıyoruz. Sanki bu sınav sadece bizim için zor. Sanki bu sınavda sadece biz takılıyoruz. Sanki sadece bizim ilişkimiz bitiyor. Sanki sadece biz boşanıyoruz. Sanki sadece biz çocuğumuzla problem yaşıyoruz. Sanki sadece patronuyla kavga eden biziz
iş yerinde çalışan diğer kimsenin hayatında başka bir sorunu yok. Sanki diğer insanların neredeyse %90'ı güllük gülistanlık harika bir hayat yaşarken sanki sadece problemli olan hayat bizimkiymiş gibi baktığımızda, hayatı böyle algılayıp, böyle kodlayıp ve buna göre davranış sergilediğimizde maalesef ki hayatın içindeki zorluklar kat be kat artmaya, bizi sıkıştırmaya ve yormaya başlar. Sevgili izleyenler, ruhsal olgunlukla alakalı bir kısım yine bununla alakalıdır. Şayet yanlış yapıyoruz ve hayatın içinde bundan sonraki süreçte de yanlış yapacağımızı da biliyoruz. Fakat bazen bunun kendimize yakışmadığını, yanlış yapmamamız gerektiğini, hayatın içinde tamamen pozitif ve olumlu şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünen bir yapı gerçekleşiyorsa, bu da bizi yine ruhsal anlamda bir çökkünlüğe doğru getirebiliyor. Çünkü kendimiz kendimize deyim yerindeyse bir savaş ilan ediyoruz. Kendimiz kendimizin beşeriliğini reddediyoruz. Kendimiz kendimizin hata yapma lüksünü elinden alıyoruz. Ve böylelikle yine ruhsal açıdan depresyon, bunaltı ya da büyük problemler ya da sıkıntılar maalesef ki hayatın içinde bizimle beraber oluyor. Bu çok önemli bir kısım aslında. Kendimizden ne bekliyoruz hayatta? Hayatın içinde var olabilmek için kendi pozisyonumuzu ve kendi yeteneklerimizi nerede görüyoruz? Aşırı düzlemde yeterli görüyorsak hayal kırıklığı bize çok yakındır. Aşırı düzlemde yetersiz görüyorsak yine hayatın içinde yaşanacak birçok aksaklık bize çok yakın olabilir. Dolayısıyla bu noktada anne babaya çocuk psikolojisinde özellikle önerdiğimiz şey şu: çocuğun doğal yetenekleri elbette ki olacak. Fakat onlar sanki başkasında yokmuş, yeganeymiş, bir tek ondaymış gibi büyürse yarın öbür gün bu yeteneğinin oldukça doğal, oldukça normal olduğunu gördüğünde bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Ya da keşfedebileceği, yetenek olarak kazanabileceği birçok şeyi şeyden uzak durarak sadece o yeteneğinin üstüne giderek çeşitlenmesini engelleyebilir. İnsan zihni de yetişkinlik döneminde de, ergenlik döneminde de böyledir. Kendi yeteneklerimizin, kendi uğraşlarımızın ne kadar farkındayız? Bizler bu yetenekli uğraşlarımızı, yeteneklerimizi, becerilerimizi, sahip olduğumuz kişilik özelliklerin, hayatın içinde sahip olduklarımız nedenli yüceltiyoruz ya da nedenli değersizleştiriyoruz. Bu kısım her iki uçta da maalesef ki insan sağlığı, insan ruh sağlığı için tehlikeli bir süreci beraberinde getiriyor. Sahip olduklarımız sanki bir başkasında yokmuş edasıyla, hissiyle hareket ediyor. Bu noktada insan ilişkileri kuruyorsak, o kurduğumuz insan ilişkilerinden zarar görme, kopma ya da kurduğumuz insan ilişkilerinden yeterli yakıtı, yeterli enerjiyi, yeterli tatmini alamadığımız bir düzlem geliyor. Aksine kendimize bir iletişim için, bir ilişki için, bir iş için, bir arkadaşlık için, hayatın içinde var olmak için yetersiz gördüğümüz bir düzlemde yine bu zihnimizde negatif bir şekilde yankılanıyorsa, burada da maalesef ki pozitif anlamda hayatta başımıza gelen problemlerle başa çıkabilme yeteneğimiz, başa çıkabilme hevesimiz, başa çıkabilme sabrımız azalıyor. Mesele iki uç arasında, siyah ve beyaz dengesi arasında yaşamak değildir. Mesele hayatın içinde de grilerin olduğunu görebilmek, farklı renklerin, farklı renk tonlarının olduğunu görebilmekle mesele burada aslında sevgili izleyenler, farklı renk tonlarının olduğunu kabul edip görebilmek. Peki hocam, biraz açalım bu ruh sağlığı için, kendi kendine yardım için dünyayı siyah beyaz görmek ne demek oluyor? Bu genelde bir kişiye, bir şirkete, bir kuruma, bir insana, bir aileye yüklediğimiz anlamla alakalı bir şey. Hayatın neredeyse tamamı bizim için siyah beyaz olduğu düzlemde. Birisi size bir iyilik yaptı, çok sevdiğiniz bir arkadaşınız. Şayet bu da savunma düzeneklerinden, bölme dediğimiz, splitting, bölme dediğimiz bir savunma düzeneğiyle ilişkilendirilir genelde psikanalitik düzlemde özellikle. Şayet size iyilik yaptı, sizinle beraber kıymetli bir zaman geçirdi. Eğer biz dünyayı siyah beyaz olarak algılıyorsak, onun bizimle artık keyif vermeyen bir süreç geçirmesi, bizi eleştirmesi ya da bizden sağladığı, yani bizim ondan sağladığımız tatmini geri çevirmesi, taleplerimizi geri çevirme ihtimali ortadan kalkar. Şayet bu kişi böyle bir anlam yüklediysek ve bize negatif bir geri dönüş, bir reddetme ya da istediğimiz bir talebi kabul etmediği bir düzlem yaşanırsa, artık o beyazdan siyaha, özür dilerim, beyazdan siyaha doğru bir geçiş sağlar. Onun o yetenekleri sanki reddetme ihtimali ya da hayatın içindeki diğer özelliklerini zihnimiz otomatik olarak yok saymaya başlar. Yani onu bir bütün olarak iyi ve kötü yanlarının olduğu, pozitif ve negatif yanlarının olduğu, yetebildiği ya da yetemediği yanlarının birlikte olduğu
olduğu ve bunların tamamıyla o kişilik örüntüsünü oluşturduğu yapısı zihnimizden uzaklaşmaya başlarsa maalesef ki o kişiyle olan ilişkimiz de bozulmaya başlıyor. Kişi bazında bu böyle. Hayatın içinde karşımıza gelen birçok zorlukta da durumu böyle algılıyor ve buna göre yorumlar yapıyor ve buna göre de çözümler bekliyorsak maalesef ki o beklediğimiz kısım bizi zorlayan, çok enerji sarf etmemiz gereken, bu kadar enerji sarf ettikten sonra da sanki yerinde sayıyormuş hissiyatını beraberinde getiren bir yapıya doğru götürür. Çok önemli bir kısım. Hayatın içinde farklı renklerin, farklı yapıların, farklı düşünce tiplerinin olduğunu görebilmek ve bunu kabul edebilmek. Bu da yine ruhsal olgunluk düzleminde oldukça kıymetli bir şey. Biz ortadan tam ikiye bölüyorsak hayatı, ya iyidir ya kötüdür, ya siyahtır ya beyazdır, ya kırmızıdır ya beyazdır gibi bir düzlemde alternatif seçenekleri olmadan hayatı yürütüyorsak, bu da yine bizim için zorlandığımız kısımların başında görüyor. Ben bu işi yaparsam yaparım, yapamazsam çok değersizimdir gibi bir ikiye bölme sürecinde o işe olduğundan büyük anlamı yüklüyor. Maalesef ki sanki varlık değerimiz, hayatın içindeki beceri yeteneklerimizin bununla sınırlı olduğunu düşünüyorsak buradaki bu problemi çözebilmek çok zor oluyor. Hatırlayacaksınız, geçen hafta üniversite sınavına girecek öğrenciler için buna benzer bir program yapmıştık. Böyle de bir örnek vermiştik. Sanki bazı öğrenciler üniversitelere geçiş giriş sınavını kimlik değerlerinin ortaya çıkacağı, tamamen toplumdan kabul görecekleri başarılı olurlarsa, sanki kişiliklerinin, kimliklerinin değerinin toplum tarafından, anneleri babaları tarafından görülüp belirlenebileceği bir sınavmış gibi düşündükleri düzlemde o sınavda kaygı düzeylerinin arttığını, maalesef ki çoğu zaman da bu kaygı düzeyinin sınavdaki başarı oranını azalttığını dile getirmiştik geçen hafta. Bu normal yaşam için de böyledir. Hayatın içinde zorluk olarak, problem olarak belirlediğiniz bir şeyin üstüne giderken sanki ne kadar becerikli ya da beceriksiz olduğunuzun ortaya çıkacağı, sanki hayatınızın geri kalan kısmında başka problem olmayacak bunu çözerseniz eğer gibi düşüncelerin olduğu, sanki bu problemi çözemezseniz dünyanın en aşağılık insanı, en yetersiz insanı, en beceriksiz insanı olarak addedecekmişsiniz gibi bir hissiyatla bir zorluğun, bir görevin, bir sorumluluğun üstüne gidiyorsanız maalesef ki orada o sorunu ya da problemi çözebilmek için zorluk yaşıyoruz. Kendi kendine yardımdaki en önemli kısımlardan birisi de budur. Bu zorluğun ya da bu hedefin aşılmasında gerçekten bu sorunun ya da problemin olduğu kısma bakabilmek. Ne anlama geliyor? Ne anlamı taşıyor? Bu problem çözülmezse, yarım kalırsa ne olur? Bunu bu kadar zihnimize sıkıştıran, önem atfetmesini sağlayan şey ne? Gerçekten bu problem çözülmezse siz hayatın içinde değersiz, kişiliksiz ya da beceriksiz olarak mı adlandırılacaksınız? Yani bugüne kadar yaptığınız, uğraş verdiğiniz her şey boşa mı gidecek? Gibi bir minik bir muhasebeyi yapmak bile görüyoruz ki insanların kendi kendine psikolojik açıdan yardım edebilmesini sağlıyor. O anki baskıyı azaltıyor. O anki kaygısını daha az indirmesini sağlıyor ve böylelikle daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Sevgili izleyenler, bir kamyon düşünün. Kamyonun dorsesinin de çok ağır olduğunu düşünün. Ne kadar ağırlaşırsa o arkadaki dorse, kamyonun biliyoruz ki atikliği, dönüş hızı o kadar azalacaktır. Yapmak istediği hareketi yapması o kadar zorlaşacaktır. İnsan zihni de böyledir. Kapasitesi olan bir yapıdadır insan zihni. O kapasitenin içini biz kaygıyla, korkuyla, pişmanlıkla, hayal kırıklığıyla, değersiz ve yetersizlik duygularıyla doldurduğumuzda o kamyonun dorsesi gittikçe ağırlaşır. Böylelikle hayatın içinde rahatlıkla yapabileceğiniz işlemleri bile yapamadığımız bir düzleme doğru götürür. Uzun süreli depresyon süreçlerinde bunu görüyoruz. Kişi normal hayatında rahatlıkla yaptığı işlemlerden bile maalesef ki yataktan çıkamadığı, yemek yemediği, aşırı uyuduğu ya da hiç uyuyamadığı neredeyse bir düzleme yaşıyor. Fakat hayatın içinde görüyoruz ki bu kişi daha öncesinden rahatlıkla bunları yapabildiğini, değiştirdiğini, dönüştürdüğünü bize ispat etmiş bir düzlemdedir. Kendisi de bunun farkındadır. Fakat maalesef ki depresyon sürecinde zihni buna izin vermiyordur. Dolayısıyla aynı o kamyon dorsesi gibi zihnimizi olumsuz negatif düşüncelerle doldurduktan sonra zihnimiz istediğimiz atiklikte, çeviklikte ve istediğimiz hızda bazen sorunların üstüne gidemiyor, çözümleyemiyor. Dolayısıyla kendi kendine yardımda kaygı düzeyinizi düşürmektir ya da sizi etkileyen negatif duyguları etkisini aza indirmektir. Bunun içinde en önemli kısım sebep-sonuç ilişkisini belirlemek. Bunun içinde en önemli kısım
doğru tahlili yapabilmek ve kendi üstünüze düşen kısmı görebilmek. Eğer bu kısımları, hocam ben zaten bunları beceremiyorum dediğiniz bir kısımda zaten profesyonel yardım olmazsa olmazlardan birisi haline gelir. Ama biliyoruz ki insan zihni kişisel bağlamda bunların birçoğunu kendi kendine yapabilecek bir düzlemdedir. Deneyiniz efendim. Tekrarlı bir şekilde, tekrar eden bir şekilde deneyiniz. Üstüne gidebildikçe değişebilir. Ama bu üstüne gitmek demek kendimizi sıkıştırdığımız, kendimizi baskıladığımız, olmazsa olmaz dediğimiz bir düzleme getirdiğiniz bir yere varıyorsa işte orada da maalesef ki ruhsal açıdan sıkıntılı zor günler bizimle beraber geliyor diyebiliriz, biliriz. Ve bu kadar sıkıntı yaşanırken bu öz eleştiriyi ve bu kişisel düşünceyi de ortaya koyunuz lütfen. Çözüm odaklı mısınız? Başınıza gelen sorunlar. Ya ben ne yapayım artık? Sürekli bunları yaşıyorum. Ya ben ne yapıyorum artık? Bu problemler sürekli başımda. Ya bundan bir türlü kurtulamadım. Dönüp dönüp aynı şeyleri yaşıyorum. Dönüp dönüp aynı sıkıntılar gezip beni buluyor sürekli. Ya bunu artık böyle de bir sıkıntımız var. Nasıl üstesinden geleceğiz gibi bir tutum sergilerken çözüme bakmıyor. Çözümü aramıyor. Çözüm odaklı bir hareket ortada yoksa zaten doğal değil mi bu sıkıntının süresinin artması? Doğal değil mi bu sıkıntının etkisinin artması? Doğal değil mi sizi yoran, sizin için problem olan şeyin devam etmesi? Lütfen kişisel bağlamda bu soruyu sorunuz. Önünüzdeki problem her neyse ruhsal açıdan. Bunu çözebilmek adına çözüm odaklı mısınız? Çözüme götürecek yolları deniyor musunuz, denemiyor musunuz? Birçok kişi bizimle profesyonel açıdan görüştükten sonra bu soruyu cevaplamasını istiyoruz ve hayatın içinde kendisi için aslında sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadığını neredeyse, aksine daha da sorunu artıracak düzlemde düşüncelere sahip olduğunu keşfediyor. Ve şimdi biz bunu çözmek istiyoruz. Bizi çözüme ne götürecektir sizce? Ne olabilir diye sorduğumuzda, düşündürdüğümüzde görüyoruz ki kişinin aslında bunu çözebilmek için bir sürü alternatif yolu vardır. Sadece orada ihtiyaç duyduğu şey durumun ne olduğunu saptamasıdır. Şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum sevgili izleyenler ve İstanbul'a bir yerden bir yere doğru gideceğim. Örneğin Kadıköy'den Taksim'e doğru gideceğim. Şimdi benim Kadıköy'den Taksim'e doğru giderken kullanacağım yolları şu an olduğum kısım belirler. Ben Kadıköy'den Taksim'e gideceksem kullanacağım yolu Kadıköy'de olmam belirler. Yani ne demek istiyorum? Siz bir sorunun üstüne gidecekseniz önce nerede olduğunuzu, sorunun ne olduğunu saptayabilirseniz hedefe doğru gidebilirsiniz. Ben toplu taşımayı da kullanabilirim, metrobüsü de kullanabilirim, vapurla da geçebilirim, işte birinci ya da ikinci köprüden de geçebilirim. Nereden en şekilde hızlı gideceğimi benim Kadıköy'ün neresinde olduğum belirliyor. Dolayısıyla bir probleme, bir hedefe yönelik bir hareket gerekiyorsa öncelikle onu tanımlayabilmek gerekiyor. Sıkıntı nedir burada? Problem nedir? Beni sıkıştıran, beni yoran ve acil olarak çözmem gereken kısım neresi? Yerini saptadıktan sonra çözüme gidebilmek, yerini anladıktan sonra çözüme doğru gidebilmek inanın çok daha kolaylık sağlıyor. Zamandan tasarruf sağlıyor, enerjiden tasarruf sağlıyor. Her şeyden ötürü bu yorgunluk hissiyatından da bizi bertaraf etmeyi sağlıyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir kısım. Biz önümüze gelen kısımlarda çözüm odaklı mıyız? Şayet öylesek bu kendi kendimize yardım edebildiğimizin resmidir. Fakat çözüm odaklı yerine sorunu büyütmeye odaklı, sorunu olduğundan daha büyük görmeye odaklı, sorunu farklılaştırmaya ama devamlılığına odaklı bir süreç yaşıyorsak maalesef ki burada kendi kendimize yardım dediğimiz bir kısım ortaya çıkmıyor. Ve farkındayız ki bize danışan insanların genelde yaşam döngüleri çok tekrar eden bir yapıdadır. Benzerlik gösterir. Sürekli aynı şeyi yapıp, sürekli aynı şekilde iletişim kurup, sürekli aynı ilişki türlerini yaşayıp, sürekli aynının tekrarını yaşadığı bir düzlemde farklı bir sonuç beklemek işte bizim bazen en büyük düşüncesel aksaklığımız ya da davranışsal problemimiz bu oluyor. Yeniliğe açık mısınız hayatın içinde? Bir şeyi çözebilmek adına değil sadece. Hayatın içinde bir şeyleri değiştirmek için değil sadece. Yaşam standartlarında, yaşam çizginizde, yaşam konseptinizde yeniliğe yer var mı? Büyük olan, önemli olan kısım burası. Şayet yeniliğe açık bir yapıdaysanız bu sizin alternatif düşüncelere açık olduğunuzu, alternatif çözümleri de rahatlıkla üretebilme yetisine sahip olduğunuzu gösterir. Fakat yeniliğe kapalı,
Sürekli tekrar o güvenli alandan, güvenli bölgeden çıkmayacak ve hiçbir şey yapmadan, değişik bir yöntem uygulamadan, spesifik ya da geleneksel yöntemlerle bunu çözebileceğini düşünen zihin aslında bize oyunlar oynar, bizi tuzaklar hazırlar. Aslında orada yapılması istenen şey ya da yapılan amaç, orada amaç edinilen şey bazen bizi o güvenli alanda tutan, sanki dışarıda, dünyada yeni bir şeyin içine girdiğimizde sahipsiz kalacağımız, kimsesiz kalacağımız, yetersiz kalacağımız, beceriksiz olacağımız, utanacağımız bir düzlenmiş gibi hissettirmeye başlar. Bu hissiyata sahip oluruz. Böylelikle yeniliğe doğru kendimizi kapatırız. İşte o zaman da maalesef ki tekrar eden döngüsel bir yaşam döngüsü olur. Burada da kim edebilir diyorsa, yeniliğe doğru. Ve yeniliği açık siyah beyaz bir dünyadan kurtulup daha rahat şekilde gerçekleşebileceğini söylüyoruz. Aşırı genel abartı yapıyor. Biz bu noktada sahip olduğumuz problem gösterebilir. Bir gün işte patronumuzla problem yaşarken evde eşimizle yaşayabiliriz. Onun her günü hayatın içinde bir süredir dostluk kurduğumuz, arkadaşlık kurduğumuz birisiyle bir problem yaşayabiliriz. Buradaki mesele hayatın içinde yaşadığımız problemleri, sıkıntıları aşırı bir şekilde genelliyor muyuz, genellemiyor muyuz? Yani yaşam genellediği bir noktada mı sizin için ve acaba bugün başıma gelen bu kısmı, başıma gelen bu sorunu ben abartıyor muyum, abartıyorum? Bazı kişilik örüntü, bazı kişilik yapılanmalarında maalesef ki bir savunma düzeneği olarak bu işler yaşadığı problemi, yaşadığı sıkıntıyı ya da problem olarak gördüğü şeyi aşırı büyüterek hayatına devam eder. Aşırı büyük bir noktaya gelir, aşırı büyük bir noktaya gelir, o küçük şey aslında olduğundan daha büyük bir hacmi kaplamaya başlar ve böylelikle önünde aşılması zor, imkansız bir dağ varmış hissiyatını ortaya çıkarır. Bazı kişilik örüntüleri için maalesef bu böyledir. Bu düzlemde de yine bizler psikolojik açıdan profesyonel görüşmeyi öneriyoruz. Fakat bireysel açıdan da şunu yapabilmeliyiz. Bunun da çok faydası olduğunu düşünüyoruz ve öneriyoruz. İçinde bulunduğun durumu dürüst, kendine dürüst, düzenine dürüst bir şekilde sorduğumuzda acaba bu benim için zihnimde gittikçe büyüyen, abarttığım bir problem halini mi taşıyor? Yoksa bunu ben aşırı bir şekilde genelliyor muyum? Yani spesifik bazı farklı problemler var. Biz sanki o problemlerin aynı kaynaktan geldiğini hisseder ya da aynı kaynaktan çıkıyormuşçasına tepkiler verdiğimiz bir şey oluyor. Fakat incelediğiniz zaman, sebep-sonuç ilişkisine baktığınız zaman problemin, özellikle profesyonel çalışmalarda bu çok ortaya çıkıyor. Problemin köküne indiğinde görüyoruz ki birbiriyle bağlantısı olan şeyler değil. Fakat zihnimiz onları birbiriyle bağlantılandırarak çözebileceğini düşünür. Fakat lütfen bu ayrıma gidebiliniz. Hayatın içinde birden farklı derdimiz, sıkıntımız, problemimiz olabilir. Bunları genelleyerek bir kaynaktan çıkıyormuşçasına hissetmek maalesef ki büyük problemleri oluştu. Yetersizlik hissini hisseden bir kişi, hocam olmuyor, beceremiyorum, oturamıyorum, çalışamıyorum. Ne yapsam işte hepsi benim, bu benim yüzümden oluyor. Kaynağı benim hepsinin gibi bir düşünce içerisinde maalesef ki bu genellemeyi yaparak bu kişi sorununa çözüm bulamaz. Bazı şeyler vardır. Hayatın içinde bazı problemler bizim yetkinliğimizle alakasızdır. Bizim becerimizle alakasızdır. Çünkü dünyanın kendisi düzen olarak adaletli bir yer değildir ki her canlı için. Dolayısıyla bazı spesifik problemler bizden kaynaklı olabilir. Bizden kaynaklı olduğu gibi dışarıdan kaynaklı da olabilir. Şayet onu bile bizden dolayı böyle olduğunu görüyor, düşünüyorsak orada da çözüme gitmek çok zor olabiliyor. Bunun maalesef ki manipülasyon süreci vardır. Bazı kişilikler, bazı yapılar, hayatın içinde bazı arkadaşlarımız ya sorunu tamamen kabul etmez, kendisiyle alakalı olsa bile dışarıdanmış gibi görür. O yüzden çözüme doğru gidemez. Bazı kişiler de maalesef ki sorun dışarıyla alakalıken kendinden kaynaklıymış görür. Bunların her ikisi de o problemi çözmek için, o problemden uzaklaşmak için maalesef ki kullanılabilir, elverişli yollar değil. Lütfen buradaki o genelleme yerine
spesifik ayrımları üstüne düşünerek yapabilirsiniz. Bir vazgeçiş hali üstünüzde varsa, pilimiz bitmişçesine, enerjimiz tükenmişçesine hissediyorsak ve bunun üstüne gitmek, zaten gidebilsem niye ben psikoloğa danışayım gibi bir düzlemin içerisine giriyorsak, oradaki kendimizle alakalı dürüstlüğe bakabilmek lazım. Çünkü 10 dakikalık bir çalışma, kişinin zihninde bir abartı düzeyi varsa, kişinin zihninde o çalışırken gelen yorgunluğu artırma gibi bir düşüncesi varsa, 10 dakikalık bir çalışma neredeyse onu 1 saat, 2 saattir çalışıyormuş hissiyatına doğru götürür. Zihin böyle durumlarda sürekli ve tekrar eden bir şekilde bize oyunlar oynar. Dolayısıyla bu yanılgının içerisinde bu yanılgıya göre tepkiler verebiliyoruz. Gerçekten karşıdaki kişinin bağırışının, karşıdaki kişinin bazen çok özür diliyorum küfrünün, karşıdaki kişinin sıkıntısının direkt olarak sizinle olup olmadığına dair bir geri dönüt lazım bize. Biz bunu netleştirmeden direkt üstümüze aldığımızda, direkt kişiselleştirdiğimizde de yine maalesef ki ortaya problemler çıkıyor. Sevgili izleyenler, hayatın içinde bize en güzel dostluklardan birini netleştirme sağlar. Net olan bir hayatı yaşayabilmek bizi birçok problemden bertaraf edebildiği gibi birçok problemi çözebilmemiz için de çok yardımcı bir hale getiriyor. Dolayısıyla bu kısma bakmakta fayda var. Bazen de sorunun nedenini, hani neden sonuç ilişkisi dedik ya, burada da önemli bir kısım var. Kendi kendimize yardım kısmında sorunun nedenini, kaynağını, savunmalarımız, maalesef ki bazen çıkarlarımızdan dolayı bilinç dışı ya da bilinçli bir şekilde sorunun nedenini, sebebini ya da kaynağını yanlış bulabiliyoruz. Dolayısıyla sonucunu da yanlış olarak saptama ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Birbiriyle alakalı, hani az önce dediğim gibi birbiriyle alakasız şeyler aşırı kişiselleştirdiğimizde, abarttığımızda, bir saldırı olarak algıladığımızda, aynı potaya koymaya çalıştığımızda maalesef ki neden sonuç ilişkisi doğru kurulamıyor. Böylelikle daha karmaşık bir yapı ortaya çıkıyor. Daha büyük bir kaos oluyor. Kişi onun içinde bunalmaya başlıyor. Kişi o çözüme ulaşamadığı için kendine yüklenmeye, daha karmaşık bir yapı, kaotik bir hayat yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla yanlış bir sebebi bulmak bizi büyük ihtimalle yanlış bir sonuca götürecektir. O yüzden hani bazı bize öğretilerde, özellikle lisans ve lisans üstü eğitiminde koyacağınız teşhis tedavinin yarısıdır. Yani doğru teşhisi koyabilirsek doğru tedavi uygulayabiliriz diye sıklıkla vurgulanan, önemi son derece başka başka hocalar tarafından vurgulanan bir yapıdaydı. Dolayısıyla neden sorun yanlış nedene sahipse yanlış da bir sonuca sahip olacaktır. Lütfen bu kısma da sevgili izleyenler dikkat buyurun. Hep mi başkaları suçlu hayatınızda? Ya da hep mi siz suçlusunuz? Birazcık bunu düşünmekte fayda var. Kendi kendimize psikolojik olarak bir bazı saptamalar yapmak, hatta bazı çözümler bulmak için bu noktaya eğildiğinizde karşılaştığınız şeyler sizin için çok önemli. Yani bu noktaya baktığımızda bizim için en kıymetli yerle karşılaşıyoruz, belki de yüzleşiyoruz. Hayatınızın içinde sürekli başkaları suçluysa, sürekli başkalarından dolayı bir problem yaşıyorsanız, orada kendi problemimizle, kendimizin bu probleme katkısıyla yüzleşmek bilin ki bizim için çok zordur. Orada bizim o sıkıntıda, o problemde bizim katkımızın olduğunu görmek, belki bizim kendimizi yetersiz, değersiz hissetmemize sebep olacaktır. Belki kendimizi daha negatif görmemize sebebiyet verecektir. Belki kendi yeteneklerimizi sorgulamamıza ve böylelikle sonucunda da ne kadar değersiz, yetersiz bir kişiymişim ben hissiyatına doğru götürecektir. Dolayısıyla buraya böyle bakmak, ki bu da çocukluk döneminden gelen bir şeydir. Yani anne ilk ilişkilerde, anne babayla kurulan iletişimde, çevreyle kurulan iletişimde çocukluk dönemi tecrübelerin etkisi çok fazla. Suçlanmak, cezalandırılmak bir noktada hayatın içinde çok önemli bir döngü haline gelmiştir bizim için. Bundan sonrasında kendimizi suçlamak yerine insanları suçlayarak ya da insanlardan dolayı bunlar başıma geliyor, kendi yetersizliğimizi gizleyerek bazen birçok sorunun üstünü örtüyoruz, çözemiyoruz, bastırıyoruz daha doğrusu. Fakat yetişkinlik döneminde daha farklı sorunlar, daha farklı problemlerle tekrar tekrar karşılaştıktan sonra görüyoruz ki geçmişte kurduğumuz bu düzenin, geçmişte kurduğumuz bu sistemin hep başkaları suçludur dediğimiz kısımda maalesef ki birçok problem daha üstüne katarak hayatı devam ettiriyoruz. Kendi kendinize psikolojik açıdan bazı şeyleri çözümlemek ve yorumlamak istiyorsanız, başınıza gelen dertlerdeki rollerinize lütfen
acıdır, yorucudur, bazen sancıtıcıdır ama bakabilirseniz hayatın içinde oldukça önemli bir noktayı halletmiş olursunuz kendi kendinize yardımda. Bu kısımlar kıymetli sevgili izleyenler, üstüne daha da detaylı bir şekilde bakabileceğimiz bir sürü kaynak var internette. Bu noktayı da araştırmanızı öneriyorum. Yani yaşamınızda yolunda gitmeyen işlerden ötürü sürekli birileri suçluysa sizin bu hayat içerisindeki göreviniz, aktivasyonunuz nedir? Bunu bir düşünün. Bulunduğunuz konum mu yanlış? Hak etmediğiniz bir yerde misiniz? Hakkınız mı yenildi sürekli? Sürekli birileri sizin üstünüze yasal olmayan, etik olmayan yollarla mı çıktı? Sürekli yalnızca hep ne zaman birazcık başınızı yukarıya doğru kaldırsanız birileri ezmek için mi geldi sizi? Sürekli mi dış görünüşünüzden dolayı ötekileştiriliyorsunuz? Dış görünüş mü sizin kariyer yerinizi belirleyen kısım oldu? Varlık değeriniz nasıl dışarıdan nasıl göründüğünüz nasıl, ya da nasıl giyindiğinizle alakalı mı? Yani duyduğunuz bütün kaygılar, korkular sağlıksız mı? Her kaygı, her korku sizi problem olan noktaya mı doğru götürüyor? İnanın bana bunların birçoğusu bizim zihnimizin bize oynadığı oyunlar ve savunma düzeneklerimizin birer etkisidir. Tabii ki bunların hepsini %100 kendi başımıza çözümlememiz gibi bir ihtimal maalesef ki çok da söz konusu değil. Fakat bazılarını fark edip kendi payımıza düşeni görüp hayatın içinde ben neyi ne için yapıyorum gibi bir düşüncenin arkasından gittiğimiz zaman birçok sorunu kendi kendimize çözümleyebildiğimizi görüyoruz. Yani bir insanın bize bağırmasından, öfke duymasından ya da ters cevap vermesinden istemediğimiz bir tepki vermesinde ne demek istiyorsun sen? Sensin aslında o diye bir reaksiyon gösteriyorsak bu noktada empatik bir düzeyden bahsedemeyiz. Bu demek değildir her bize karşı böyle şeyler söyleyen kişiye böyle acaba ne oluyor, dünyaya nasıl bakıyor diye bakmak demek değildir bu aslında. Bu sadece bir düşünce yapısıdır. Bu düşünceyi, buna benzer düşünceleri ve çözüm noktalarını hayatın içinde bir yere konuşlandırdığınız zaman inanın daha başka problemlerde, alternatif olan düzlemlerde son derece işinize yarayan bir noktaya doğru geliyor sevgili izleyenler. Sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Klinik psikolog Ernest ben. Bugün kendi kendine yardımı, kendimize nasıl yardım edebiliriz? Psikolojik açıdan kendi kendimize daha nasıl işlevsel olabiliriz? Profesyonel bir yardım olmadan da bir şeyleri yoluna koyabilir miyiz konusunda ufak nacizane önerilerde bulunduk sizlere. Haftaya başka bir konuda yeniden saat 17'de Task TV ekranlarında görüşmek üzere. Tekrar yeniden bütün babaların babalar gününü kutluyor. Herkese selamlar gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.